MIT açık ders malzemeleri C046C algoritmalara giriş 15. ders. Evet, bugünkü konumuz dinamik programlama. Buradaki programlama sözcüğü bilgisayar programlama anlamına gelmiyor. Programlama bir şeyi bir tablosal metodla başarmak için kullanılan eski bir sözcük. Bu nedenle lineer ve dinamik programlama sözlerini daha çok duyacaksınız. Biz her ne kadar algoritmayı bilgisayar programlamada kullanıyorsak da bu ikisi de bilgisayar programlama ifade etmiyor. Bilgisayar programlamada ise bir veri sayfası veridir. Her satıra belli bir metot ile satır satır kodlarınızı yazarsınız. Böylece makineye ne yapacağını söylersiniz. Peki demek ki programlama eski bir kelime. Tabii ki şu an programlama kelimesini gördüğünüzde aklınıza yazılım, bilgisayar programlama geliyor ama her zaman durum böyle olmuyor. Dinamik programlama daha önce gördüğümüz fethet, divide and conquer gibi diğer tasarım teknikleri gibi bir tasarım tekniği. Yani belirli bir algoritmaya veya bir şeyi çözmek için değil, bir sınıf problemi çözmek için bir yol. Dolayısıyla bunun üzerinde çalışacağız. Örneğin farklı içeriklerle ortaya çıkan en uzun ortak alt dizi probleminde çalışacağız. İngilizce'de Longest Common Subdivision veya LCS ile adlandırılıyor. Bu ayrıca uzun DNA sarmallarının olduğu ve iki sarmal arasındaki ortak yönleri bulmaya çalıştığınız Hesaplamaya dayalı biyoloji için de özel bir öneme sahip. kalıtım veya evrimsel karşılaştırma olabilir mi? Evrimsel ağaçlar, evet, tam olarak filogenetik ağaçlar, evet, filogenetik ağaçlar. Güzel. İşte size problem. Size iki dizi veriliyor. X birden M'ye kadar değişiyor. Y de birden N'e kadar değişiyor. İkisinde de ortak olan en uzun diziyi yani LCS'sini bulmaya çalışıyoruz. En uzun ortak alt diziden konuşmak yaygın olsa da çoğu zaman en uzun alt dizi tek değildir. Buna uyan birkaç tane alt dizi bulunabilir. Buna karşılık bazı insanlar özensizce bir tane olduğunu söylemeye yatkındırlar. Tek olmadığı sürece böyle konuşmamaya dikkat edeceğim. Ama dalgınlık yapabilirim. Çünkü birden çok olabilecek olmasına rağmen böyle konuşmak genel bir durum. İşte size bir örnek. X dizisi bu şekilde ve Y dizisi de bu şekilde. Bu iki dizinin en uzun ortak alt dizisini arıyorum. Bir göz atın. AB iki uzunluğunda evet. Daha uzunluğu var mı? Evet. BDB 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 BDAB
BD, AB. Evet. Daha uzunu var mı? Öyleyse BD, AB ortak en uzun dizi. Aynı uzunlukta başka diziler var mı? Buna uyan başka var mı? Başka var mı aynı uzunlukta? B, C, A, B. B, C, A, B. Başka? B, C, B, A. Evet. 4 uzunluğunda bir sürü var. 5 uzunluğunda olan yok. Burada 5 uzunluğunda bir alt dizi olmadığını garanti eden, eğer doğru ise doğru olduğunu gösteren bir algoritmaya gereksinimimiz var. Bunlardan her biri için X ve Y'nin en uzun ortak alt dizileri diyebiliriz. Buradaki bir fonksiyonel yazımı tercih edeceğiz ama bu bir fonksiyon değil. Aslında bu bir ilişki. Sonuç olarak biz bir diziye eğer en uzun ortak alt diziler kümesinin elemanı ise en uzun ortak alt dizi diyeceğiz. Bu klasik yanlış bir yazım. Ne demek istediğimizi bildiğimiz müddetçe bunu yapmamız sorun değil. Ama yanlış. Böyle yazmak daha kolay ama altında neler olduğunu mutlaka bilmelisiniz. Peki, bu problemi çözmek için oldukça basit bir brute force yani kaba kuvvet algoritması var. Belki bazılarınız kafadan hesapladınız ama birden M'e değişirken X'in alt dizisi mi yoksa bunun aynı zamanda birden N'ye değişen Y alt dizisi mi diye kontrol edelim. Yani her iki diziye de ortak en uzun alt dizi mi? Buraya alabildiğiniz her alt diziyi çekiyoruz. Bu burada da var mı diye kontrol ediyoruz. Bunu çözümleyelim şimdi. Eğer size X'in bir alt dizisini versem, bunun Y'nin de bir alt dizisi olup olmadığını anlamanız ne kadar zaman alacaktır? Mesela BCAB gibi bir şey verdim. BCAB'nin Y'nin alt dizisi olup olmadığını anlamamız ne kadar zaman alacaktır? Y'nin uzunluğu kadar. Bu da büyük O N düzeyi. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Evet, sadece tarıyorsunuz. İlk karakter eşleşti, güzel. Şimdi bir döngü içerisinde sizin dizginizin geri kalanının X'in geri kalanıyla uyuşup uyuşmadığına bakacaksınız. Şu an sadece ağaçta eşleşme olup olmadığına bakmak için dolaşıyorsunuz. Dizgide eşleşme var mı diye dolaşıyorsunuz. Peki ikinci olarak X'in kaç tane alt dizisi var? 2 üzeri n. X birden m'ye kadar gidiyor. O zaman 2 üzeri m alt dizi. 2 üzeri m. Bunu görmenin bir yolu. Peki herhangi bir şeyin kaç alt dizisi var burada? Eğer m uzunluğunu bir vektör olarak düşünürsem bu 1 veya 0. Her pozisyon için birim var. Bu benim alacağım elemanı belirliyor. Bu bana x'in her bir alt dizisi için bir yol haritası sağlıyor.
Her bir vektör x'in farklı bir alt dizisi için kullanılıyor. Şimdi tabii ki bütün karakterleri eşleyebilirdiniz. Bunun en kötü durumda bütün karakterleri farklı olurdu. Dolayısıyla bunlardan her biri farklı bir alt dizi. M uzunluğunda her bir bit vektörü bir alt diziye denk geliyor. Bu bilmemiz gereken güzel bir numara. Dolayısıyla bu metodun en kötü durumdaki çalışma zamanı n çarpı 2 üzeri m düzeyi. Ki m üst durumunda olduğu için bu geometrik olarak artan bir zaman. Burada geometrik gibi bir teknik terim kullandık. Bu ne demek? Evet, bu yavaş demek. Güzel. Evet. Yavaş olması gerçekten kötü. En uzun ortak alt dizinin ne olduğunu bulmak gerçekten çok uzun zaman alıyor. Çünkü birçok alt dizi var. Şimdi daha verimli bir algoritma ile bu sorunu çözeceğiz. Bu algoritmada birkaç aşama var. Birinci aşama sadeleştirme aşaması. Önce x ve y'nin en uzun ortak alt dizisinin boyuna bakacağız. Dolayısıyla algoritmamızı en uzun ortak alt diziyi kendisi bulacak şekilde genişleteceğiz. Dolayısıyla uzunluğa bakacağız. Problemi basitleştirelim. Sadece uzunluğu ölçeceğimizi varsayalım. Burada güzel olan uzunluğun tekil olması. En uzun olan sadece bir uzunluk olacaktır. Sadece uzunluğu ölçmeye odaklanacağız. Daha sonra geri dönüp bu uzunluğa uyan alt dizi neymiş ona bakacağız. Tamam, bu ciddi büyük bir sadeleştirme. Bu sayede her aşamada birçok farklı ihtimali göz önüne almak zorunda kalmayacağız. Sadece bir sayıyı izleyeceğiz. Bu nedenle sorun sayısal bir probleme bir anda dönüşüverdi. Şimdi şu standart simgelemi kullanacağım. Bu standart bir yazım. Ancak benim istediğim dizin veya diziyle ilgili tam değerler bu dizinin uzunluğunu ifade eden S. Bu birinci iş. Bu tarz bir problemle karşılaştığımızda bu çok daha akıllıca olacak. Bir anlamda dinamik programlama algoritmasının tasarımın son kısmını bitirmiş olacağız. Bu şekilde x ve y'nin bütün alt dizilerine bakmayacağız. Sadece ön ekleriyle ilgileneceğiz. Sadece ön eklerle ilgileneceğiz ve bu ön eklerin en uzun ortak alt dizilerini birbirinin cinsinden nasıl ifade edeceğimizi göstereceğiz. Buna göre büyük C, i virgül J'yi x birden i'ye kadar giderken ve y birden j'ye kadar giderken bu iki dizinin en uzun ortak alt dizisinin uzunluğu olarak tanımlayacağız.
Bütün i ve j'ler için c, i, j'yi hesaplıyoruz. Ve eğer bunu yaparsak x ve y'nin ortak alt dizileri problemini acaba nasıl çözebiliriz? En uzun ortak alt dizi problemini nasıl çözeriz? Bütün i ve j'ler için çözdüğümüzü düşünelim. X ve y'nin ortak alt dizilerinden en uzunluğun uzunluğunu nasıl hesaplarız? Evet, c parantez içinde m virgül n. Bu kadar. C m virgül n x ve y'nin en uzun ortak alt dizisine eşit. Çünkü 1'den n'e kadar gidersem olur. Tamam. Dolayısıyla problem şimdi c, m virgül n'yi c, i, j cinsinden nasıl ifade edeceğimize dönüştü. Peki bunu nasıl yapacağımızı görelim. Teoremimiz c parantez içerisinde i virgül j'nin sadece eğer i'nci karakter j'nci karakterle aynı ise bunun değilse yani eğer eşleşme olmazsa bu durumda c i virgül j'nin c i virgül j eksi 1 ve c i eksi 1 virgül j'nin maksimum değeri olduğunu söylüyor. Bu bizim kanıtlayacağımız şey. Bu da bize c, i, j'yi daha küçük değerlerle ilişkilendirmemizi ve hesaplamamızı sağlayacak. Bu argümanlardan en az bir tanesi diğer ikisinin küçüğü. Yani bu CIJ'nin hesaplanmasını anlamamızı sağlayacak yolu bize açacak. O zaman bu teoremi kanıtlayalım. X, i'nin y, j'ye eşit olduğu durumla başlayacağız. Buraya bunun bir resmini çizelim. X burada. Burada da y. Burada benim x dizim. Uzatılmış bir kutu olarak çiziyorum. Bu da y. Burada x, i'nin y, j'ye eşit olduğunu söylüyorum. Bunun ne demek olduğuna bir bakalım.
Z birden K'ya kadar eşittir. X birden I'ye ve Y birden J'ye dizilerinin en büyük ortak alt dizisi. Öyle ki CIJ K'ya eşit olsun. X bir i'yi ve Y birden J'ye kadar olan en uzun ortak alt dizisi bir değere sahip. Buna K diyelim. Bunu sağlayan bir dizimiz olduğunu varsayalım. Buna Z diyoruz. Şimdi Z, K'nın ne olduğunu söyleyebilecek birisi var mı? Z köşeli parantez içerisindeki K nedir? Evet, bu aslında X İ'ye ki aynı zamanda YC'ye eşit. Neden böyle? Neden başka bir değer olamıyor? Evet, doğru bir fikre sahipsiniz. Burada fikir, dizinin burada son elemanda bu elemanı kapsamadığını düşünün. En uzun ortak alt dizi. Demek ki burada bir öbek değerlere sahip. Bir öbek burada aynı değerler. Bunu kapsamıyor. Bunu da. O zaman sadece son karaktere bakıp daha uzun hale getirebilirim. Bunu K artı 1 yapabiliriz. Çünkü bu x'i tutuyor. Eğer seri önce bitiyorsa Z x i'yi takip ederek büyütülebilir. Eğer z birden k-1'e bakarsam, z birden k-1'e bu aslında x birden i-1'e ve y birden j-1'e dizilerinin ortak dizisi, yani CS'si olacaktır. Çünkü bu y birden j-1'e ve x birden i-1'e dizilerinin en uzun ortak dizisi. Z en uzun ortak dizi. En son karakterin ne olduğunu biliyoruz. Bu xi veya yj. Burada son karakter dışında en azından x birden i-1'e ve y birden j-1'in ortak bir dizisi olmak zorunda. Herkes anladı mı? Bir ortak dizi olmak durumunda. Peki şimdi neden şüphelendiniz? Z1K için neden şüphelendiniz? Bu da bu ikisinin ortak dizisi. İddia ediyoruz ki Z birden K-1'e aslında X birden I-1'e ve Y birden J-1'e dizilerinin en uzun ortak alt dizisi. LCS'si.
Bu iddiayı kanıtlayalım şimdi. Bunu kanıtlamak için başka bir çevirme yapmalıyız. Diyelim ki W daha uzun bir ortak dizi. Yani W'nun uzunluğu K eksi 1'den büyük. Z 1'den K eksi 1'e kadar olan diziden daha uzun ortak bir dizi olduğunu düşünüyoruz. Eğer K eksi 1'den daha uzunsa, şimdi bunu daha sonra da defalarca göreceğiz. Klasik bir argüman kullanacağız. Sadece bu hafta için değil, geri kalan derslerde önemli olacak. Buna cut and paste, yani kes ve yapıştır argümanı diyeceğiz. Şimdi W'ya bir bakalım ve bunu ZK ile concatenate edelim, yani birleştirelim. Bu dizimiz, buna dizi birleştirme diyeceğiz. Dolayısıyla aldığım daha uzun ortak bir alt dizi olmalı. Ve ZK'yı buna birleştiriyorum. Bu da açıkçası X 1'den Y'ye kadar ve Y 1'den J'ye kadar giden dizilerin ortak dizisi. Dolayısıyla bunların uzunluğu K'dan daha büyük. Temelde böyle. Peki bu uzunluk ne? W'nun uzunluğu K eksi 1'den büyük. Bir karakter ekliyoruz. Dolayısıyla bu kombinasyon da K'dan büyük. Bu da bir çelişkidir. Ve böylece iddiamızı ispatlamış olduk. Basit olarak bunu söylüyorum. Daha uzun bir tane olduğunu düşünün. Eğer daha uzun bir ortak dizi olsaydı, son karakteri iki diziden de düşürdüğümde bütün parçayı daha uzun hale getirmiş olurduk. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla bu en uzun ortak alt dizi olmak zorunda. Soru var mı? Çünkü bunun için bunaltıcı bir ispat yapmak zorundasınız. Eğer sorunuz varsa lütfen sorun. Şimdi başardığımız son karakteri çıkarınca Z1K'nın en uzun alt dizi olduğunu gösterdik. Peki C i-1'den J-1'e ne eşit? C i-1 virgül J-1 ne eşit? K eksi 1. Teşekkürler. Şimdi sınıfla birlikte hareket edelim. CIJ'nin CI eksi 1, J eksi 1 artı 1'e eşit olması durumunu gösteriyor.
Eğer burada ne olduğunu düşünürseniz bu gayet açık. Birçok problemde en uzun ortak alt dizide olduğu kadar açık olmayabiliyor. Burada diğer durumlara bakmayacağım. Onlar da buna benzer ama aslında dinamik programlamaya damgasını vuran iki kavramdan birini bulduk. Damga vurmaktan kastettiğim bu yapıda bir probleme rastladığınız zaman dinamik programlamanın bir strateji olarak işe yaraması çok muhtemel. Dinamik programlamanın damgası şöyle. Bu birinci. Ve bu optimal altyapının bir özelliği. Bu bir probleme optimal çözüm. Buna örnek problem getirmek can sıkıcı. Bilgisayar biliminde bir problem genel olarak sonsuz sayıda örneğe sahip olarak görülür. Dolayısıyla sıralama bir problem. Sıralama ile örnek belli bir girdidir. Aslında konuştuğumuz bir problem örnekleri grubu ama ben buna problem diyeceğim, tamam. Bir probleme optimal çözümünüz varsa bu çözüm alt problemlere de optimal çözümdür. Buraya bir kutu çizmeye değer. Çünkü bu çok önemli bir hallmark. Yani eğer Z X ve Y'nin en uzun ortak alt serisi ise Z'nin herhangi bir ön eki X ve Y'nin ön eklerinin LCS'sidir. Bunun temel olarak söylediği bu. Probleme bakıyorum ve burada optimal altyapının olduğunu görebiliyorum. Bu durumda hemen her zaman bir kes ve yapıştır argümanının kullanılabileceği anlamına geliyor. Eğer altyapılar optimal değilse bütün probleme kes ve yapıştırı kullanarak daha iyi bir sonuç bulabilirsiniz. Bu teorem bize en uzun ortak alt seriyi bulabilmemiz için bir strateji sağlıyor. Öz yinelemeli algoritması burada. Burada temel durumları görmezden geleceğiz. Eğer
ve uzun ortak alt seriyi döndüreceğiz. Bu temelde sadece teoremin uygulanması. Eğer bunlar birbirine uyuyorsa bu en uzun ortak alt dizidir. İki diziden bir karakteri çıkarırsak bu öneklerin en uzun ortak alt dizisidir. Çünkü uyuyor. Veya X'ten bir karakteri çıkarırsak bu en uzun ortak alt dizidir. Veya Y'den de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bu durumda en kötü durum zamanı nedir? Bu iki durumdan hangisi başımızı daha çok ağrıtacak? İkinci durum. Peki neden? Evet, burada iki tane en uzun ortak seri hesaplaması yapıyoruz. Burada sadece bir tane. Sadece bu da değil. Ayrıca iki tane dizini de azaltmanız gerekecek. Buna karşılık burada sadece bir tanesini azaltmanız yetecektir. Ve burada ikisini de hesaplamak zorundasınız. Bu ağacı oluşturacak. En kötü durumda XI bütün i ve j'ler için iki şeyden farklı. Burada bu problem için ne olduğunu anlamamıza yarayacak bir öz yenileme ağacı çizelim. Bu öz yenileme ağacını m eşit 7 ve n eşit 6 değerleri için çiziyorum. Burada en kötü durumda bunları yürütmek durumundayız. İlk çalıştırmadan sonra 7 ve 6'dan sonra 6 ve 6 olacak. Bu da 7 ve 5 olacak. Bu eleman burada bölünüyor. Bu 1, 5 ve 6 yaratacak. İlk dizinin indeksi i'yi 1 azaltacak. Eğer burada devam edersem 4, 6 ve 5, 5 elde ederim. Bunlar genişlemeye devam ediyorlar. 6, 5, 5, 5, 6, 4. Değil mi? Burada ise İlk dizin indeksini azaltacağım. 6, 5 ve 5, 5 ve 6, 4 elde ediyorum. Bu elemanlar aşağı doğru gidiyor. Burada 7, 4 elde ediyorum. Daha sonra 6, 4 ve 7, 3 elde ediyorum. Ve aşağıya devam ediyorum. Ağacı oluşturmaya devam ediyorum. Sorun şu, bu ağacın yüksekliği ne? Bu belirlediğimiz m ve n değerleri için değil. Yani 7 ve 6 için değil. M ve n cinsinden yüksekliğimiz nedir? Yüksekliğimiz m ve n'in en büyük değeridir. Doğru, en büyüğü doğru tahmin ettiniz. Ancak bu durumda 7 boyutunda yüksekliğiniz olduğunu söylüyorsunuz. Ama burada bir yol üzerindeki sıralamaya bakarsanız aslında 3 düzey ilerledikten sonra m artı n'i küçülteceğiz. Güzel. Doğrusu yükseklik m artı n. Bu bir ikili sayı değeri. Dolayısıyla yükseklik
Yani M artı N cinsinden üstel bir iş olarak görünüyor. Bütün bu işi yaparken kaba kuvvet algoritmasından daha iyi bir sonuç alabilecek miyiz acaba? Hayır, buradaki teknik terimimiz daha yavaş ve biz hızı seviyoruz. Daha hızlı olmasını istiyoruz. Ama bu ağaçla ilgili bir enteresanlığı bazılarınızın fark ettiğini zannediyorum. Evet, burada tekrarlanan bir sürü iş var. Bir sürü işi tekrar tekrar yapmışız. Özel olarak bütün bu altı ağaç ve bütün bu altı ağaç birbiriyle aynı. Bu aynı altı ağaçlar için aynı alt problemi çözüyoruz. Bu iki alt ağaç arasındaki benzerliği görebilirsiniz. Burada da bununla bunun arasında yine benzerlik var. Demek ki fazlasıyla tekrarlanan iş var. Eğer işleri hızlandırmak istiyorsanız aynı şeyleri yapmamalısınız. Burada tekrarladığınız bir iş bulunduğunda bu işi yapmamanın bir yolunu bulmalısınız. Bu da dinamik programlamanın ikinci köşe taşını oluşturuyor. Bu alt problemlerin üst üste gelme problemi olarak çağrılır. Özyönlemeli çözüm birçok. Özür dilerim. Özyönlemeli çözüm, küçük sayıda birbirinden farklı alt problemlerin birçok kere tekrarlanmasını içermekte. Bir kez daha buranın etrafına bir kutu koymak önemli. Çok fazla şeyin etrafına kutular koymuyoruz. Burada özyönlemeli bir çözümümüz var. Ağaç üstel büyüklükte, 2 üzeri m artı n büyüklüğünde. Bu aynı zamanda toplam problem sayısı. Peki birbirinden farklı kaç alt problem var? M kere n değil mi? Yani en uzun ortak alt dizi probleminde alt problem kümesi M kere n tane farklı alt problem içermekte. Bu 2 üzeri m artı n'den de 2 üzeri n'den ve 2 üzeri m'den de daha küçük bir sayı. Daha küçük. Çünkü her bir alt problem i ve j ile karakterize ediliyor. I birden m'ye, j birden n'e kadar gidiyor. Öyle değil mi? Bu kadar birbirinden farklı alt problem yok. Bu ikinin katı. Burada çoğu zaman çözüm için iyi bir yol geliştirilmiş.
Bu memoization denen algoritma. Bu tam olarak bir memorization yani ezber algoritması değil. Çünkü problemi çözmek için bellekle yapılacak çok az bir iş var. Daha önce çözdüğümü hatırlamam yetecek. Eğer tekrar çözülmesi gerekirse çözümü hatırlayacağız. Bunu daha önce yaptım. Cevap burada. Bu da kodu. Bu koda oldukça benziyor. Temel olarak C, I, J'nin çevresinde bir tablo tutacağız. Yapacağımızı yapıp yapmadığımızı kontrol edeceğiz. Eğer C, I, J nil ise henüz hesaplama yapmamışız demektir. Bu durumda hesaplama yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Daha önce yaptığımız gibi. Yani buradaki her şey öncekiyle tamamen ayrı. Daha sonra CIC'yi döndüreceğiz. Gayet basit bir kod. Burada hesaplamayla uğraşmıyoruz. Eğer nil ise hesaplıyoruz. Aksi takdirde geri döndürüyoruz. Oldukça açık bir kod. Buradaki esas konu bunu hesaplamanın ne kadar zaman alacağı. Bunun üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Evet. Evet, teta m çarpı n düzeyinde zaman alır. Peki neden? CIC'ye bakmam lazım. CIC'yi birkaç kere çağırmam gerekebilir. Bunu öznelemeler olarak yapıyorum. Tamam, şimdi yapmanız gereken her bir öznelemeli çağrıya bakmak ve en kötü durumda mesela bu iki şeyin maksimumuna bakmak. Tamam, bu da öznelemeli bir çağrı. Ve bir dizine bakmak gerektirecek. Bunun hesaplaması için bir miktar çabaya ihtiyaç var. Evet, burada sezgileriniz doğruyu söylüyor. Burada bu işlemin m çarpı n düzeyinde olduğunu ispatlamak için daha düzgün ve kesin bir delil bulabilecek miyiz ona bakalım. Burada ne oluyor? Bunu her çağırdığımda bu bana belli bir çabaya mal olacak. Bazen çok fazla iş yapmam gerekecek. Bazen şanslı olursam sonuca kolay ulaşırım. Dolayısıyla sezginiz kusursuz. Daha fazla birbirleriyle bağlantılı bir açıklamaya ihtiyacım var. Tekrar deneyelim. Evet.
Güzel, en fazla 3 kere. Bu bir bakış açısı. Bunu daha fazla amortize edilmiş bir bakış açısı da var. Amortize edilmiş maliyet nedir? Bunlardan birini hesaplamanın amortize edilmiş maliyeti nedir? Her bir bakışıma sabit miktarda bir maliyet biçiyorum. Bunu çağırmak ve döndürmek belli bir maliyet ve bunu çağrıcıma yüklüyorum. Diğer geri kalan satırları CIJ elemanına yüklüyorum. Dolayısıyla her bir çağrıcı sabit miktarda bir işe mal olduktan sonra sona erecek. Bir CIJ hesaplamak için İVC'nin hesaplama sırasında mal olan sabit miktardaki amortize maliyeti buluruz. Maliyet hesabı ispatındaki amortize edilmiş analiz cinsinden de bu olayı inceleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben kendi hesabımı yapmak için gerekli bütçeyi ayırayım. Yerel tüm işlerimi yapayım. Artı gelecek düzeydeki değer aramak ve çıkışa vermek için de bir pay ayırayım. Bundan sonra hesaba bağlandığında bu çalışır. Çünkü maliyet o noktadaki başka bir İJ'ye yüklenmiştir. Evet, işi bitirip hesaplama yapmanız gerekirse bütün farklı İJ'ler için hesaplama yapmanız gerekiyor. Her bir hücre sabit miktarda zamana mal oluyorsa M çarpı N hücre için theta mn düzeyinde zamana mal olur. Her bir giriş için sabit miktarda iş. Bunu savunmak için amortize edilmiş çözümleme kullanabilirsiniz. Bu ne kadar yer kaplıyor? Genellikle ne kadar yer kapladığıyla ilgilenmedik ama burada ne kadar yere ihtiyacımız olduğuyla da ilgilenmeye başlayacağız. Bazı algoritmalar için bu oldukça önemli olacaktır. Ne kadar saklama yerine ihtiyacımız olacak? Evet, CIJ'yi saklamak için de M çarpı N yere ihtiyacımız var. Gerisi X ve Y'yi saklamak için gerekir. Bu da M artı N'dir. Bu ihmal edilebilir. Çoğu zaman M çarpı N yere ihtiyacım olacaktır. Burada memoization türünden bir algoritmam varsa bu aynı parametrelere sahip olduğumu, bu tip problemleri çözmek için de iyi bir strateji olduğunu gösterir. Eğer her bir çağrım için parametrelerin döndüğü değerler farklı ise bu yöntem iyi bir algoritma olmayacaktır. Ancak fonksiyonel programlama tipindeki bir ortamda bir değeri bir kere hesapladıktan sonra bu değeri daha sonra da kullanabilirsiniz. Bu da oldukça fayda sağlar. Ancak bu bir miktar yer kaplayacaktır. Aynı zamanda çok da sıralı şekilde çalışmayacaktır. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya bottom up yaklaşımını kullanarak yapılabilecek başka bir yöntem daha var. Bu nedenle biz buna dinamik programlama diyoruz. Buradaki fikir tabloyu aşağıdan yukarıya yaklaşımı ile hesaplama. Bunu anlatmak için de tahtayı kullanacağım. Bu tarafı kullanmamda yarar var. Fikir şu. CIJ tablosuna baktığımızda tabloyu doldurmanın sıralı bir yolunu bulacağız. Bu bir çeşit yukarıdan aşağıya memoization yöntemi. Bunu aşağıdan yukarıya yapmanın da bir yolu var. Şimdi tablomuzu oluşturalım.
x var ve sonra y var. Boş dizini oluşturuyorum. C'yi C için temel durumları göz önüne almıyorum. Ancak C0 elemansız bir ön ek. Sıfır uzunluğundaki bir dizin. Bu sınırları temelde nasıl çekeceğimle ilgili. Burada daha önce sildiğim formülü kullanacağım. En uzun ortak alt dizini bulmak için Y'deki bu karakterden sonraki uzunluğu ölçeceğim. Ve X'deki karakterden sonraki uzunluğu da ölçebilirim. Mesela burada uyuşmuyorlar. Bu noktada iki değerin en büyüğüdür. Burada uyuşuyorlar. Bu da buradaki değer artı 1. Bir çizgi çizeceğim. Her ne zaman bir uçma bulursam bir çizgi çizeceğim. Bu çizgi birinci duruma sahip olduğumu, yani bir eşleşme bulunduğunu gösterecek. Burada daha önceki teoremde ispatladığımız öz inerlemeyi kullanacağız. Dolayısıyla burada temel olarak eşleşmiyorlar. Burada da bu ikisinin en büyüğünü alıyoruz. Burada eşleşme var. Bu elemanı artı 1'i alıyoruz. Burada eşleşmiyorlar. Bu ikisinin en büyüğü. Burada eşleşmiyorlar. En büyüğünü alıyoruz. Burada bu eleman artı 1. Birinci sırayı nasıl doldurduğumu herkes anladı mı? Siz bana yardım edebilirsiniz. Bu nedir? Sıfır. Güzel. Bir. Çünkü bu en büyüğü. Bir. 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 İki. Doğru. Burada iki. 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 Tamam. Burada sıfır. 1, 2, 2, 2, 2, güzel. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4. Bir, iki, iki, üç, üç, dört, güzel, dört, dört. Cevabımız dört. Bunu kodlarsak, bu doğrudan hızlı kodlamadır. Çünkü bellekleri olan modern makinelerin güzel yaptıkları olağan bir adım. Eğer bu şekilde belleği kullanıyorsanız, iki boyutlu diziniz burada bu sırayla saklanacaktır. Eğer bu yönde gidiyorsanız, bu sırayla saklanacaktır.
Bunu yapmak bizim ne kadar zamanımızı alacak? Teta m n düzeyinde. Teta m n. Evet. Kapladığı yer ile ilgili konuşacağız. Bu sorunuzu unutmayın. Güzel soru. Güzel soru. Tamam. Basitleştirmeden sonra nasıl hesaplıyorum? Hatırlayın. Sadece uzunluğu hesaplayacağız. Birbiriyle eşleşen belirli bir diziyi hesaplayabilirim. Temelde bunu yaparım. Geri giderken en uzun ortak alt diziyi yeniden oluşturabilirim. Temel olarak buradan başlıyorum. Burada bir seçim hakkım var. Çünkü bu bunlardan birine bağlı olmadığı için bağımsız. Bu yönden gidelim. Burada diagonal elemana sahibim. Bu yönde giderken bu pozisyonda olan karakterleri basitçe işaretleyeceğim. Burada 3'e sahibim. Devam ediyorum. 3 burada. Bir başka bir tane. Bu elemanın seçildiği anlamına geliyor. Buraya çıkıyorum. Daha sonra buraya. Şimdi diagonal olarak gidiyorum. Bu da bu karakterin seçildiği anlamına geliyor. Buraya ve buraya gidiyorum. Buraya çıkıyorum. Bu da bu karakterin seçildiği anlamına geliyor. İşte bu benim en uzun ortak alt dizilerim. Bu sadece bir yol, geride başka bir yolda farklı bir en uzun ortak alt diziyi bulabilirim. Geriye doğru gidelim. Sadece değerleri hesaplayarak geri işaretçiler bana oldukça basit bir işlem hazırlamama izin verdiğinden bu oldukça güzel bir durum. Eğer bununla başlamayı düşünseydim, bu daha büyük bir karmaşa yaratacaktı. Tamam, yer theta mn düzeyinde. Çünkü hala bir tabloya ihtiyacımız var. Theta m ve n'in en küçüğünü alabilirsiniz. Sizin sorunuza gelecek olursak, m ve n'in en küçüğünü nasıl buluyoruz? Diagonal çizgiler m ve n'in en küçüğünü vermeyecek. M ve n'in toplamını verecek. Çizgilerle gitmek belki de tam olarak ne demek istediğinizi bilmiyorum. Dolayısıyla buradaki sıra nedir? Başlayabilirim. Buradan başlayacağım. Bundan sonra hangisiyle uğraşmalıyım? Bu ve bu mu? Sonra bu. Bu böyle mi? Bu iyi bir sıra. Burada diagonali her zaman saklıyorum. Burada diagonalin uzunluğu m ve n'in en küçüğü. Bence bu doğru. Bunu yapmanın daha doğrudan bir yolu var. M ve N'i kıyaslamak. Hangisi daha küçükse her şeyden önce sadece var olan algoritma ile ilgilenelim. Sıra sıra yaptıkça her bir sırada bir öncekinden başka bir sıraya ihtiyacım olmayacak. Her bir seferde bir sıraya ihtiyacım var. Her zaman uyan bir sıra bulduğum anda birinci sıraya ihtiyacım olmayacak.
aslında bütün sıraya da ihtiyacım yok. Tüm ihtiyacım olan şu an üzerinde çalıştığım sıra ve bir önceki sıranın bir veya iki elemanı ve bir önceki sıranın sonu. Bu sıra için bir önek, ekstradan iki eleman ve son dizi. Bunu bir sıra artı seviye bir eleman ile yapabilirsiniz. Dikey olarak veya yat olarak çalışabilirsiniz. Hangisi daha az yere ihtiyaç duyuyorsa onu seçeriz. Burada diagonal oyunumuz işe yarayacak. Bunu düşünmek zorundayım. Evet, bu güzel bir soru. Hesaplama ve çalıştırmayı sıra artı seviye bir elemanla yapabilirsiniz. Bizim buradaki alıştırmamız ki bu zor bir alıştırmadır. En uzun ortak alt diziyi yeniden inşa edeceğimiz ve küçük yer kaplayacak yöntemi seçmek. Çünkü şu an üzerinde çalıştığımız naif yol. Geri giderken bilgileri kaybettiği için temiz bir yol değil. Dolayısıyla bu enteresan ve hileli bir problem. Bu her şeyin böl ve keşfete yenik düşmesi. Daha düz bir şekil. Çok iyi bir egzersiz. Mesela bundan sonraki eve götüreceğiniz küçük sınav akıl ve tasarımla alakalı olacak. Herkes için bunun üzerine çalışmak iyi olacak. Bu dinamik programlama diye çağrılan metot temelde memoization ilgili olmasına rağmen dinamik programlama değildir. Dinamik programlama yaklaşımlarına yenilen birkaç tane başka problem göreceğiz. Bu çok güzel bir metot. Biraz ödevden bahsedelim. Ödevde düzenleme uzaklığı problemiyle ilgileneceğiz. Düzenleme uzaklığı probleminde size iki adet dizin verilecek. Bu dizinleri klavyeniz ile yazdığınızı hayal edin. Ekleme, çıkarma, değiştirme ve hareket ettirmeler yaparak ve imleci hareket ettirerek bir dizini diğerine çevirmeniz gerekecek. Bu işlemlerin her biri bir maliyete sahip olacak. Sizin göreviniz de toplam maliyeti azaltmak olacak. Bu faydalı bir hesaplamalı biyoloji uygulamalarına dönüştürülebilir. Aslında düzenleyiciler, ekran, metin düzenleyiciler bu doğadaki algoritmaları girdi çıktı olarak gönderilecek bilgileri azaltmak için kullanırlar. Dolayısıyla bugünkü ödevinizdeki probleme odaklanmanız iyi olur. Çünkü her zaman bir programlama ödevi açıklarsam bunun rutin bir şey olarak görmelisiniz. Bazı insanların girdi çıktı ve benzeri işlerle uğraşacağından endişelerim var. Sitemizde örnek problemlerimiz var. Bunları istediğiniz dillerde çözebilirsiniz. MATLAB, Python veya sizin favoriniz hangisi ise çözümler Java ve Python'da verilecek. En hızlı çözüm C ile yazılmış gibi. Eğer isterseniz bunu Assembler diliyle de yazabilirsiniz. Gülüyorsunuz. Sizin yaşınızdayken Assembler dilini kullanan bir programcıydım. Dolayısıyla bunu yapmak isteyen insanları yüreklendirmek isterim. Bu problem kümesindeki bu belirli problem aslında çözülmesi zorunlu bir problem. Bütün problemler zorunludur ama bunları atlayabilirsiniz. Bu sizi çok fazla yaralamaz. Ama bunu atlarsanız canınız acır. En azından bir düşük not alırsınız. Bu mutlaka yapılmalı. Dersimiz bitmiştir.